Ya zaten o ya zaten biraz... içine sıçtılar onlar. İçine sıçtılar. Siz devletten para alıyorsunuz. He alalım abi, çalışalım, alalım çalışalım. İşimiz gücümüz üç kağıtçılık. Çalmak, çırpmak. Ya. Ne okuyacaksın arabayla ilgili? Altı tane hain var altılı masada. Almanya'nın geleceğini nasıl görüyorsun? Sıfır. Neden teyze? Vallahi bu gidiş hiç iyi değil Almanya. Sen ne görüyorsun mesela? Neden? Ne seni rahatsız ediyor? Ben ne doğru dürüst yaşam kaldı, ne öte kaldı. Her şey pahalı, her şeye zam var. Emekliye gelince hiçbir tane zam yok. Hiçbir tane zam yok. Yok. Sen savaştan korkuyor musun şu an bir savaş kapıda? Vallahi ben Allah'tan korkarım. Savaşta korkmam kızım. Yani savaş olsa yine seni rahatsız etmez mi? Yok. Allah'tan korkarım. Ne yaparsa Rabbim yapar. Rabbim ne dilemişse o. Seni buraya bağlayan nedir teyzeciğim? Neden mesela? Yaşamlarım burada. Onun için geliyorum buraya işte. Kışın burada kalıyorum. Yazın Türkiye'me gidiyorum. Yazın Türkiye'de kalıyorum. Gıda krizi yaşanabilir. Ayrıca enerji krizi var şu an. Var, hepsi krizi var buranın da. Burası sessiz ama Türkiye'de olsa Türkiye ayağa kalkıyor. İmansız kafirler içimizdekiler hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Ama Allah izin vermeyen de sonra hiçbir şey olamaz. Bu da ayakta duracak. Her zaman da yanındayız. Kimin yanındasınız? Erdoğan'ın. Erdoğan'ın yanındasınız. Tabii ya. Her zaman da onun yanındayım. Onu Cenab-ı Allah ayakta tutacak. Bu bir, iki böylece burayı belli. Erdoğan'ı yıkamayacak. Tabii çok uğraşıyorlar. Seviyorsunuz ama yıkamayacaklar. Güveniyorum Allah'a güvenir gibi güveniyorum yani, ben o adama. Şimdi mesela seçimlerde de oyumu vereceğim. Tabii diyorsunuz. Tabii veririm. Oy kullanmaya Türkiye'ye mi gideceksiniz? Evet, havaalanında atıyorum. Türkiye'de olacağım, havalimanında oyumu açık açık kullanıp geliyorum. Türkiye'yi Erdoğan mı kurtarır? Tabii Erdoğan. Türkiye miydi kızım? Türkiye'de çok pahalılık da var. Bayağı düz. Pahalılık varsa maaşa zam da var. Burada maaşa zam da yok. Türkiye'de maaşa zam yaptılar ama enflasyonu da yükselttiler. Enflasyon yani yükseldiyse. Her şey pahalanıyor. Her şey pahalanıyorsa sen çukurlara dökersen Allah'ın verdiği nimetleri başımıza da bu gelir tıpır tıpır dökülür. Yani insanlar ekmekleri, yemekleri çukura döktüğü tabii için ya. Verdiği nimetleri götürüyor. Ula bir kamyon litre, bir 5 litrelik bir kamyon yağ çukura dökülür mü ya? O yüzden mi bu felaketler Türkiye'nin başında? Kul belasın kulmaz kulazmayınca, kulağa bela gelmez hak yazmayınca. Peki düzeltebilir mi Erdoğan bunları? Böyle giderse inşallah düzeltir ama bu hainler içimizde olduğu müddetçe biraz zor. Peki seçilmezse ne olur teyze Erdoğan? Seçilmezse Türkiye diye bir şey kalmaz. Suriye bize sığındı, biz nereye sığınacak onu düşünüyorum. Yani biter mi Türkiye? Satarlar. Satarlar Türkiye'yi. Satarlar. Satarlar. Altı tane hain var altılı masada. Bekliyor. Sıra bekliyor. Allah'ın izniyle sonuna kadar güveniyorum. Başa da gelecek benim inancım sonsuz. Kur'an diyorsa ki ne, Rabbim nurunu tamamlayacak, tamamlayacak. Neden bu kadar güveniyorsunuz Erdoğan'a? Erdoğan zaten Erdoğan geldikten sonra Türkiye oldu kızım. Hı-hı. Var mıydı Türkiye? Türkiye yok muydu? Yoktu. Nereden? Erdoğan geldikten sonra Türkiye tabii oldu. Tabii bir tane başörtülü kızımız, gelinimiz bir tane içeri girip bir kamuda çalışabiliyor muydu? Bir yavrularımız okula girebiliyor muydu? Bu kanunları kim çıkarttı? Erdoğan çıkarttı. Fatih'in kurtardığı Ayasofya'yı kim geri cami yaptı? Erdoğan yaptı. Tabii ya. Tabii Erdoğan'ın senelerce uğraşıp da Taksim'e cami dikemediğini kim dikti? Camiler dikti. Tabii yolları, hastaneleri kim yaptı? Bu senin için yeterli mi? Yeterli Türkiye'ye. Fazlasıyla yeterli. Türkiye'de hainler olmasa biz çok da ama bu hainlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Biliyorum da adını söylemeyeceğim. Biliyorum. Biliyorum adını da. Ne Allah demek? Allah onları öyle bir rüsva etsin ki kurban olduğum Allah kemiklerini bile ahirette dinlendirmesin. Peki bu Almanya'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? İyi, gelecek çok iyi. Türkiye'den 1000 kat iyi. Mesela Türkiye'den 1000 kat iyi dediniz. 1000 kat. Nesi mesela iyi? Ya tabii ki şeyde ama Türkiye'nin halini gülmüyorsun nasıl? Almanya'da biliyorsunuz savaşa giriyor. Evet. Ya Almanya zaten üçüncü dünyada savaşında yaşıyoruz. Üçüncü dünya savaşında yaşıyoruz diyorsun. Evet. Mesela bizim bir dışişleri bakanımız var burada. Bayan Baerbock. Şimdi diyor ki mesela elektrik diyor prizden geliyor diyor. He ama bilmiyorum yalan mı bilmiyorum ki ben de onu bilmiyorum ha. Elektrik prizden mi geliyor? Prizden gelmiyor ki yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Bilmiyorum. Daha elektriğin nereden geldiğini bilmeyen abi, bir dışişleri bakanımız. Evet ya zaten o zaten içine sıçtılar onlar. İçine sıçtılar.
Ya sizi buraya bağlayan nedir? Ne bileyim işte buraya geldik bağlı nedir? Nedir? Hayat burada, kimi hayatın neredeyse orada devam ediyor. Almanya'nın geleceğini nasıl görüyorsun? Süper. Nasıl süper derken ne, biraz açıklar mısın? Bana göre Almanya hani geldiğinden beri hani hoşuma gitti. Almanya, ne zaman geldiniz buraya? Bir 7 ay oluyor. 7 aydır ve süper. Aynen. Ben yani keşke gelmez olaydı diyor. Ben onu diyorum zaten, ilk başta dedim ama artık yapacak bir şey yok. Neden burada... neden öyle dediniz? Neden gelmez olaydı? Allah gelmez. Ya şimdi burası insan yeri değil. Burası işte Türkiye'ye benzemiyor. Öyle kendi kafana göre gezeceğin bir yerler yok. Yani burası sadece böyle çıkıyorsun, çarşısı zaten görüyorsunuz. Artı neyi hoşunuza gitmiyor buranın? Ya buranın nasıl diyeyim? Buranın, hani dilimiz yok ya. Evet. Şimdi dilimiz yok. Onun için konuşamıyoruz, hiç kimseyle anlaşamıyoruz. Neden dil öğrenmiyorsunuz? Gidiyoruz. Ya dil öğrenmek için de zaten evraklar gerekiyor. Gidip kaydımızı falan yapacağız. Evet. Dili öğreneceğiz. Pişman mısınız burada olduğunuz için? Vallahi pişmanız ama. Pişmansınız. Gerçekten de pişman. Sosyal hayat yok. Ne bileyim. Sosyal hayat mı yok burada? Aynen. Yok ya. Sosyal hayat yok. Ne var peki burada? Bize siz anlatın. Var. Burada doğru dürüst insan bile göremiyorum. Bakmayın yani bugün hava biraz güneşli, böyle biraz canlılık var. Yoksa doğru dürüst insan göremiyoruz. Peki şu an mesela savaşta kapımızda. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz savaş eğer olasılığında, ne yapacaksınız? Vallahi yapacak bir şey yok. Buradakiler ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Ne yapıyor buradakiler? Hazırlık yaptınız mı? Vallahi ben hazırlık falan yapmadım. Yani şimdi ben kendi ülkemde olsaydım mesela, ben Hakkari'den geldim. Hakkari'den geldiniz buraya. Aynen. Daha Hakkari'den geldim. Umduğunuzu bulabildiniz mi? Bulamadım. Bulamadınız. Yok. Peki insanları buraya bağlayan nedir? Neden mesela buradaki vatandaşlarımız buradan kopamıyor? Onu öğrenmek istiyoruz. Vallahi onu işte ben bilemiyorum. Kopamamanın sebepleri mesela bana sorsalar ben yarın giderim. Deseler ki gideceğim Türkiye'ye deseler, yani durumlar iyi şey olursa çekip giderim. Ama buradaki insanların çoğu zamanında gelmiş, çocukları büyümüş, çocukları okul okuyor. Ne bileyim, size sorsalar dediniz. Ben size soruyorum. Neden gitmiyorsunuz? Ben mi? Ya şimdi ne diyeyim sana, onu o içimde kalsın, onu söylemek istemiyorum. Ama ben sordum size. İnanmadınız bence. İnan Allah'a bak. Da inan Allah'a, utancımdan dönemiyorum. Neyden pardon, neyden? Utancımdan dönüyor. O kadar dediler gitmeyin Almanya. Almanya sadece Almanya'nın, Avrupa'nın ismi var dediler. İnanmadık. Yok gideceğiz işte, yok böyle yapacağız, şöyle siz yapacağız. Utandınız ama artık yani, utanıyorsunuz. Gelmişiz söyleyeyim. Bir kere yani dönsek ne bileyim. Dönemiyorum artık. Neden dönemiyorsunuz? Diyorum ya, utanıyorum. Utandınız bana gitme mı? Gitme diyenlerden utanıyorum. Anladın mı? Gitme, size gitme dedikleri için aynen. Siz geldiniz. Aynen öyle. Ve utanıyorsunuz geri dön. Bir de ısrarca dediler gitme, yani Avrupa'nın sadece 6 ay oldu geleli yani. Ne peki yapayım? Bundan sonrası nasıl gidecek? Ya, ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bundan sonra belki hani ne bileyim geldiğimizde zaten önümüz kıştı. Kış evet. Sezonuydu. Daha doğru dürüst her tarafı dolaşmamışız, Almanya'nın her tarafını görmemişiz, ne bileyim daha çevremiz olmamış, yarın öbür gün çevremiz olacak, insanları tanıyacağız, ortamımız olacak. Tabii ki belki daha güzel bir şekilde daha güzel gelebilir o zaman, şimdi bir şey diyemem ama şu anki haline bakarsan gerçekten de hiç böyle memnun değilim. Mesela diyorsunuz ki burası evet beklediğimiz gibi değil. Ama yine de gitmiyorsunuz. Aynen. Ya gitmiyorsunuz. Ya gitmiyoruz. Burası bir hastalık mı? Vallahi yani, aynen. Aynen zaten. Bir hastalık yani aynen. Bir insanlar buradan böyle kopamamasının sebebi aynen. Bir bağımlılık mı? Çoluk aynen. Çocuk var, 3 tane çocuk. Çoluğunuzu çocuğunuzu orada bıraktınız, buraya geldiniz gurbet ellere. Tabii ki. Ama aradığınızı da bulamadınız. Zannetmiyorum bulacağımızı ama bakalım. Ben öyle önüme bakıyorum. Önünüze bakıyorsun. Aynen. Yani burada bir şeyler yaparım diyorsun. Ya. Savaş da olsa, aynen. Pandemi de olsa, savaş gıda da bulamazsın. Biz de savaş olsa birlikte gıda... savaşa gideceğiz artık. Yapacak. Nereyle savaşıyorsunuz? Burada mı savaşacaksınız? Yani. Ben Almanya buradan... için mi savaşacaksınız? Hayır, hayır. Kendi ülkem için savaşmam. Kendi ülkem için savaşırım. Ha, Türkiye. Aynen. Ama yani buradan giderim. Yapacaksam sadece orası için savaşırım. Buraya bağımlı değilim diyorsunuz. Değilim. Değilsiniz. Hayır. Ama buradasınız. Buradayız. Bağlı değiliz ya. Aynen. Aynen. Almanya'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hiç iyi görmüyorum. Neden? Neden? Sebebini sadece. Nedeni belli. Nasıl? Çok güzel görüyorum. Gerçekten? Gerçekten çok güzel. Neden güzel görüyorsun? Niye güzel görmüyorum? Kendi kendimi güzel görüyorum. Kendi kendime. Ama savaş var kapımızda. Olsun. Allah onu durdurur. Allah'ın elindeyiz. Allah'ın elinde. Peki gıda krizi yaşanacak. Ayrıca enerji kriziyle boğuşuyor. Olsun, ona göre Allah devlet bize para verir. Allah da bize verir. Bir şeyler yaparız yani. Siz devletten para alıyorsunuz. He, alalım, biz çalışalım, alalım, çalışalım, temizlik yapalım, her şeyi yapalım. Ne var yani? Allah peki, sizi buraya bağlayan nedir? Alıştık. Burada böyle kaos yaşanırsa... Burada ben bu yaştan sonra ne çalışayım? Bahaya Batçı'ya mı gideyim? Yani sen evet. Diyorsun ki ölsem de buradan gitmem.
emekli olursam giderim belki, değil mi? Emekli olursam ne şey Savaş başlarsa ne yapacaksın? Savaş başlarsa millet ne öldüse biz onu öldürürüz. Almanya'nın geleceği... Toz pembe mi? Toz pembe. Gerçi biz yabancılar olmasak daha güzel olur. Vallahi en işin berbatını biz mi bozuyoruz işi? Biz bozuyoruz. Neden? Bizi açıklayabilir misin? Neden? Kürdü var, Türkü var, Arabı var. Yani Almanya'nın sistemi gibi gitmiyoruz. İşimiz gücümüz üç kağıtçılık. Çalmak, çırpmak, kırmak. Alman öyle değil. Alman 300 yıl önce imar durumunu getirmiş, bir planını getirmiş. Ona göre hareket ediyor. Bir yerine gittiğin zaman, bir şey söylediğin zaman ya o da nein. Evet veya hayır. Evet, olay bitmiştir. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz ne yapıyor Türkler? Biz yani biz Türkler derken biz kendi yani kendimizi yabancı, kendi kendimizi kötülemeyelim şimdi. Almanya'yı biz mi batırdık yani vallahi yabancılar? Biz batırmadık yabancılar. Türklerden başka her kişi batırdı. Ha, Türkler değil, ondan her şey hepsi Araplar. Afganlar. Arapların bu Almanya'nın sonunu Araplar getirecek. Peki nasıl bir önlem alınması kaçıp, lazım? Kaçıp memleketlerinden buraya geliyorlar. Madem ki memleketiniz güzeldi, İslamlık istiyordunuz. Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar. O zaman memleketinizden duraydınız da buralar niye geldiniz? Ama siz de mesela geldiniz. Biz geldik, biz insan gibi. Bak binlerce, milyonlarca Türk. Sizin vatanınız da çok güzel bir yer. Milyonlarca Türk var, hiçbirisinin bir yamuk işi var mı? Milyonlarca Türk var, hiçbirisinin yamuk işi var. Var, var. İçinde biraz önce yamuk dediniz de. Yok, biz kendimizi demiyoruz, kendimiz demiyoruz. Ama mesela Suriyeliler diyorsunuz ki çıkıp geldiler. Evet, burayı berbat ettiler. Vatanları madem ki güzel gitsinler. Evet. Türkler neden aynısını yapmıyor? Türkler de 60 yılın vatanı daha güzel bir yer değil mi? 60 yıl önce bir ekmek parası için gelip bir direktör parası alıp bir ne parası? Bir direktör parası, bir direktör daire parası. Motor. Ha motor. Ha bir daire parası alıp tekrar geri memleketlerine dönecektiler bu insanlar. Neden dönemediler? Dönemediler. Burada çoluk oldu, çocuk oldu. Sen şimdi nasıl döneceksin? Dönsem ben dönerim. Çoluğum yok, çocuğum yok, hiç kimsem burada yok. Sizi buraya bağlayan nedir? Beni buraya bağlayan vallahi şartlardır, ekonomidir. Ama şimdi ekonomi çok iyi değil. Enerji krizi yaşanıyor, gıda krizi yaşanmaya başladı yavaş yavaş ve önümüzde bir pandemi söz konusu. Peki buna rağmen burada kalmanızın sebebi nedir? Doğrudur, ben kendim inşaatçıyım. Ben kendim inşaatta çalıştığım zaman çok güzel para kazanıyorum. Yemyacı gittiğim zaman 150 liramı alıyorum, götürü gittiğim zaman çalıştığım zaman kolon çalışıyoruz. 200-250 lira günlüğüm geliyor bana kolon çalıştığım zaman. Türkiye'de bu 200-250 lira 5000 Türk lirası yapar. Nerede kazanacağım ben Türkiye'ye? Hele ki bu yaşa gelmişim. Türkiye'de kim beni çalıştıracak? Çalıştırmaz. Burada da bekliyorum işte bir emekli oldum çekip gideceğim. Nasıl görüyorsunuz? Almanya'da gelecek kalmadı ne diyeyim. Nasıl görüyorsunuz Almanya'nın geleceğini? Nasıl diyeyim, böyle takır tukur geçiniyoruz yani. Öyle övünecek kadar şey değil yani. Şey değil. Peki yok. Bu savaş konusunda ne diyorsunuz? Bir savaş başlangıcı olur. Savaş deliliktir. Burada düşünün bir yani. Enerji krizi yaşanıyor biliyorsunuz Almanya'da. Evet. Enerji krizi yaşanıyor, gıda krizi kapıda. Peki böyle bir konumda ulaşamazsanız gıdaya. Pandemi, bir pandemi şimdi konuşuluyor. Yeni bir virüs. Ve eve kapatılırsa buradaki insanlar ne yapacaksınız? Valla ne yapalım, ortada kalırız. Artık bildiğimiz duaları okuruz. Yani neyi göremiyor buradaki gurbetçi? Ya görüyor da. İnanmak mı istemiyor? İnanmak istemiyor, bir türlü kabullenmiyor. Almanya'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Aman bir şey görmüyoruz biz burada zaten. Yani bir toz pembe görüyor musunuz? Buranın geleceği sizce nasıl? Ya var mı gelecek burada? Bir şey bilmiyorum. Geleceği var mı buranın? Valla bilmiyorum. Siz mesela rahat mısınız, iyi misiniz burada? Çok şükür halimize, çok iyiyiz. Şükür. Mesela şu an şey var, savaş hazırlığı var. Ne diyorsunuz? Yok, ben bir şey demeyeyim. Yani şahsen ben iyi görüyorum. Hiçbir sorun yok mu burada? Vardır da yani, ama şahsen iyi gözüküyor şu an, iyi gidiyor. Savaş yok. Savaş yok, aynen. Savaş yok. Savaş yok. Yani kapımızda savaş yok. Rusya ile Çin birleşip Avrupa'ya savaş açmıyor. Evet, şöyle, evet savaş mavaş yok yani burada. Türkiye'de biliyorsunuz ufak doğuda savaşlar oluyor ama Almanya'da yok savaş. Almanya'da savaş yok. Peki Çinli, Rusya neresi için hazırlık yapıyor? Onu arkadaşım biliyordu. Bana geçen gün dedi, ödevi vardı hatta. Ona bir açıklama yapabilir misiniz? Ödevi vardı. Evet, Çin. Siz bilmiyorsunuz. Evet, Çin ve Rusya hakkında abla büyük muhtemelen buraya yapacaklar. Ama arkadaşınız bilgili değil. Yok, bilgili değil. O biraz daha çok
nasıl söyleyeyim? Türkiye ile. Sen Türkiye ile ilgileniyorsun, sen de Almanya ile herhalde, değil mi? Evet. Sen nasıl görüyorsun peki, bize anlatır mısın? Almanya'yı mı, Türkiye'yi mi? Hayır, burası için. Burada bir gelecek görüyor musun? Görüyoruz tabi abla, burada bize çok şey sunuyorlar, okul mesela falan. Hı hı. Okul sunuyorlar. Okul sunuyorlar. Şu an önümüzde bir savaş var. Savaş olsa bile hepimizin gideceği yer belli yani, Türkiye. Savaş olursa mı? Olursa. Peki neden o zamana kadar bekliyorsunuz? Ya abla, şimdi biz Türkiye'ye gitsek düşünüyorum, buradaki herkes yapamaz orada. Niye? Evet. Şimdi biz oraya göre alışık ben değiliz. Şöyle geçebilir miyim? Tabii, geç abla. Biz oraya göre şey değiliz işte. Alışık değiliz. Peki evet. Ailen ne düşünüyor bu konuda? Maynun ne la Türkçe? Fikir. Fikri aynıdır. Hepsi Türkiye'ye gitmek istiyor da biz burada buralıyız. Peki nedir sizi buraya bağlayan, aileni mesela? Nedir buraya bağlayan? Abla, öyle bir yerden sordun ki bilmiyorum ki. Çok zor soru soruyorum değil mi? Zor soru sordun. Abla, şimdi büyük bir şey yok beni buraya bağlayan. Olduğu gibi savaş pozisyonunda. Sen gider misin Türkiye'ye mesela? Giderim abla. Buradan vazgeçer misin? Geçerim yani. Peki sen? Arabayla ilgili bir şey okumak istiyorum. Arabayla ilgili bir şey okumak ben istiyorsun. Ne okuyacaksın arabayla ilgili? Bilmiyorum ama geleceğimi kurtaracak bir şey olacak. Geleceğini, yani sen burada gelecek görüyorsun. Şu anlık evet. Şu anlık evet. Her an değişebilir. Peki mesela bir Dışişleri Bakanımız var burada, Frau Baerbock, biliyorsun. Evet. Enerji krizi yaşanıyor Almanya'da, biliyorsunuz, evet, öyle değil mi? Evet. Ve diyor ki mesela buranın Dışişleri Bakanı, elektrik diyor, prizden geliyor diyor. Doğru mu? Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış, düşünüyorum. Aha. Çünkü evet. Cevabı nedir? Ya cevabını şimdi hemen söyleyemem ki ama yani prizden galiba alakası yok. Bir tane arkadaşımız var mesela, şimdi böyle bir durum da var. Abla 10 sene okula gidiyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Evet. Burada mı? Evet burada. Bir neden burada yapamıyor bu gençlik? Neden? Buna ahmaklık denilir burada. Ahmaklık, evet. Neden? Aptallık yani, devlet sana 1000 tane şey sunuyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ama bunlardan. Ha, yapmak mı istemiyor? Hem yapmak istemiyor hem yapmıyor. Kalemimi çektik etmem. Kaleminiz var yanınızda. Tabii. Ne yapıyorsunuz o kalemle? Okula gidince yazı yazıyorum mesela. Okula giderken en azından bir tane kalem götürüyorum. İşte kalem olur. Yani öğrenci olduğu 50 metreden anlaşılıyor. Öğrencisiniz. Ne olmak istiyorsunuz? Arabayla ilgili bir şey yok mu? Arabayla ilgili nedir bu arabayla ilgili? Ne yani, yapmak istiyorsunuz yani? Ya şu an tamirci mi olmak istiyorsunuz? Çizim yapmak istiyorsunuz? Nedir? Şimdi bu konu hakkında büyük konuşamam ama önümüzdeki yıllar düşünmeyi başlayacağım. Mesela bir önceki arkadaşım. Çalışkan görüyor musun buradaki gençliği? Ya kişiden kişiye göre değişir ama Alman çoğunluğu daha çok çalışkan, Türk çoğunluğu değil. Sen çevirim mi yapacaksın? Kesinlikle. Tamam, soralım. Sen Almanya'nın geleceğini nasıl görüyorsun? Çok iyi olacak abla. Çok iyi olacak. Evet, Alman hepsi var burada. Alman. Her şey var Alman. Yani evet. Sen burada rahat mısın? Evet, çok rahatım. Rahatsın. Evet. Yani burada peki bir savaş pozisyonu falan olsa ne yapacaksın? Bilmiyorum ya, Türkiye'ye gideceğim. Kayseri. Türkiye'ye gideceksin. Peki olmadan önce gidemez misin? Ya annem gitmek istiyor. Ben de annem giderim. Annen diyor ki gideriz. Evet. Sen de gitmek istiyorsun. Evet. Evet. Peki sen buradaki gençliği nasıl görüyorsun? Çok iyi. Çok iyi. Evet. Yani ümitli misin buradaki gençlikten? Evet ya, ümitliyim. Ben de ümitliyim. Sen de ümitlisin. Yani işte dediğim gibi şimdi hatırlamıyorum. Önce ne desem odur. Ama sen kaleminle dolaşıyorsun. Sen ümitlisin. Ben ümitliyim tabii ki de. Kalemi hiçbir zaman eksik etmem. Bu kalemi öğrenci oldum anlaşılıyor ya. Sen öğrencisin. Tabii canım. Kalemi hiç eksik etmem. Bir daha göstereyim. Sen kaçıncı sınıftasın? Ben 11. sınıfım. 11. sınıftasın. Ben 12'de geldim. Sen 12'ye girdin. Evet. Peki boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Boş vakitlerimizde ne yapıyoruz? Sohbet atıyoruz. Sohbet atıyoruz. Evet. Aydınlık değil. Aydınlık değil. Neden peki? Sebep ne? Yetişen gençliği görüyorsun. Gençlik bozuk. Gençlik bozuk mu? Buradaki gençlikten bahsediyor. Yetişen Peki şu an bir de savaş durumu var biliyorsunuz. Nerede? Sizce burada bir gelecek var mı? Şu an öyle gözüküyor, yok o kadar. Siz burada bir gelecek görebiliyor musunuz? Mesela toz pembe görebiliyor musunuz? Tam güzel değil ama Almanya sağlam da. Ama böyle eski zamanlar değil. Ne düşünüyorsunuz mesela savaşla ilgili? Ben o konu politikli hiçbir şey düşünmedim daha. Yani olası bir savaşta yine burada kalacak mısınız? Meşbur ya da Türkiye gideceğiz. Başka şart yok ki. Ya olduğu zaman mı? Mesela gelen tehlikeyi görebiliyor musunuz? Onu hiç düşünmedim ya. Yani savaşı olacağını falan?
Düşünmüyorum, hayır. Sizce olmaz mı? Bence olmaz, hayır. Böyle rastgele yaşıyorum. Aynen. Yani savaş olursa giderim, olmazsa burada kalırım. Aynen. İlgilenmiyorum buranın politikasıyla, hayır, diyorsunuz. Hayır. Yani sizi ilgilendirmiyor. Hiç, hayır. Burada yaşıyorsunuz ama. Ben yaşıyorum tabii ama... Ama sizi etkilemiyor mu, ilgilendirmiyor mu mesela burada olup bitenler? Hayır. Pandemiyi getirecekler tekrardan, bir kapanmayı getirecekler herhalde. Her şey olabilir orada, siz de haklısınız ama ben o kadar ileriyi düşünmedim. Ha, ileriyi düşünmüyorsunuz. O zaman günü birlik mi yaşıyorsunuz? Aynen. Benim yaşam tarzım öyle. Yaşam tarzınız öyle. Bugün yaşadım. Yarını düşünmüyorum. Aynen. İlgilenmiyorum politikayla. Aynen. Sizin için önemli olan nedir? Yaşam stilim olsun, onu düşündüm. Ama böyle şimdi politik hiç girmedim de. Ha, yaşam standardım iyi olsun diyorsunuz. Evet. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Aynen öyle. Vallahi şu anda iyi görünmüyor ama sonucu bilmiyoruz nasıl olacak. Neden iyi görünmüyor? Ya şimdi bu pahalılığı görüyorsun. Evet. Günden %60-70-80 pahalılık var. Bu da bunu Ukrayna'daki savaşı şey yapıyorlar. Bir de buraya çok göçmen. Şu var mesela, dünya nüfusu çok. Bu dünya bu nüfusu taşımıyor. Kim dedi size bunu? Taşımıyor. Şimdi ya bu hastalıklar nereden oluyor? Bak eskiden hastalıklar yoktu bizim. Yani dünyada insanlara yetecek kadar yer veyahut da gıda yok mu? Taşımaz ki. Şimdi Berlin'deyiz biz veyahut da Almanya'dayız. Bu kadar nüfus var. %15-20 çalışacak, diğerleri yatıp yiyecek. Ben şimdi nereden biliyorsunuz? Tarihi okurum ben. Evet. Ama mesela insanlara bu kadar yer almaz diyorsunuz bu dünya. Nereden bunu, bu ama kanıya nereden vardınız? Genelde. Tamam, bu kanıya nereden vardınız? Ya şimdi biz 1900 kaçta, o 20'de mi? Kaçta unuttum tarih olarak, 12 milyondu. Şimdi kaç? 85 milyon. Yani şimdi çok fazlayız. Çoğusunun ölmesi mi lazım? Evet. Hayır. İşte hastalıklar belli. Hı hı. Bir yerden savaş başladı. Bir yerden büyük hastalıklar. Bu da bunun göstergesi. Göstergesi. Tabii ki. Şimdi hastaneye eskiden doktorlar bisikletine gezip de kart veriyordu ki bana gel. Bugün de almıyor. Diyor ki bizim hastamız dolu. Hasta o kadar dolu ki yani. Evet, burada mesela sağlık sektörü de çok berbat bir durumda. Evet. Ama yine de gurbetçilerimiz buradan ayrılamıyor. Vallahi ayrılamıyoruz. Ya, alıştık buraya. Yani şimdi bir hastalık değil mi? Bir böyle bağımlılık burası. Ya, bağımlılık şöyle. Türkiye'de şartlarına biz gidip de uyuma. Buradaki şartlar zor. Daha mı güzel? Ya alıştık buna. Alıştınız. Öyle de yani Türkiye'de alışmak bence, gidip geliyorum ama bence zor. Kendi şahsım. Ama bazıları memnun. Mesela 1989'dan önceki Almanya ve 1989'dan sonraki Almanya ile karşılaştırdınız. Vallahi gelecek bazı insanların elinde ama biraz zorlaştı buradaki. Mesela savaş var kapımızda. Rusya ve Çin birleşti. Vallahi oraları işte biraz politikaya giriyor. Politikaya giriyor. Bu sizin hayatınız söz konusu. Evet, hayatımız söz konusu da. Mesela, yani halkın yapacağı bir şey yoktur burada. Büyük şey yok. Süper devletlerin oyunları. Amerika olsun, Rusya olsun, Çin olsun. Peki, galiba pek inanmıyor musunuz bir şeyler olacağına? Mesela burada bir şey olmaz mı? Savaş olabilir yani. Savaş olabilir. Evet. Peki bu gurbetçileri buraya bağlayan ya da sizi buraya bağlayan nedir mesela burada? Yapamıyoruz. Buraya alıştık. Ben buraya da 27 yaşından geldim. Şu anda 60 yaşındayım. En fazla ömrümün geçtiği burası. Burası. Evet.